Günaydın sevgili izleyenler. Güne başlarkenden sevgiler, saygılar hepinize. Haftanın ilk günüyle birlikteyiz ve yanımızda çok kıymetli bir konuğumuz var. Psikolojik danışman Betül Karaca. Hoş geldiniz Betül Merhaba, Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de, teşekkür ederiz. Bugün çocuk ve sorumluluk üzerine konuşacağız sizinle. Ama öncesinde Betül Karaca kimdir? Biraz Kimdir? Tanıtır mısınız bize kendisi? Kısaca bahsedeyim. 1985 Bursa doğumluyum. Babamın görevi nedeniyle birçok şehirde yaşadık ama döndük yine Bursa'ya. Ortaokul, lise burada geçti. Daha sonrasında Selçuk Üniversitesi Rehber ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde 2008 yılından mezun oldum. O zamandan bu zamana da farklı özel kurumlarda rehber öğretmen, psikolojik danışman ve bir dönemde idarecilik yaparak bugünlere ulaştık. Şu anda da bir özel danışma merkezinde çocuk alanıyla ilgili çalışmalarımı yürütüyorum. Psikolojik danışmanlık hizmeti veriyorum. Peki memnun muyuz bu mesleği seçmiş olmaktan? Memnunuz. Şöyle oldu aslında. Ön deneyimlerim bana bir yol seçme, bir alternatif seçme imkanı sundu. Yetişkin, ergenler ve çocuk. Çocuk çok başka. Evet. Çok daha saf, yeni ve daha kurtarılabilir. Direkt etkiden, ebeveynin yaklaşımından birçok alanda çocuğa çok daha farklı şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ve çocuk yarın, yani çocukla ilgili size kitap yazabilirim. Yani çocuklar yarınlar, ışıklar, çocuklar çok önemli. Çok saf ve bir şekilde onların kendi dünyasına ifade edemedikleri noktalara ışık yakmak çok iyi geliyor bana. Özellikle ebeveynler çok farklı durumlarda, farklı sorunlarla bizlere başvuruyorlar. Çünkü kendilerini ifade edemeyen bir birey var, küçük insan var karşısında. Ve burada neler yapabiliriz, çok çaresiziz, siz ne düşünüyorsunuz noktaları. En keyifli anı da şu, o problem yok oluyorsa ve çocuk tekrar eski yaşam kalitesine dönüyorsa bizim için en büyük mesleki haz budur. Evet. Bu şekilde. Konumuz çocuk ve sorumluluk ama aslında bu işin sorumluluğunun da bilincinde olan bir meslek icra ediyorsunuz. Ciddi anlamda dediğiniz gibi çocuklar yani asıl nesil ya da asıl insanı yetiştiren yarınlar. Kesinlikle öyle ve bizim mesleğimiz için bazen şunu söylediğim oluyor. Acaba bir mühendis olsaydım bu kadar düşünür müydüm üzerine? Ya da yani alan biraz daha farklı. Yani hiçbir meslek diğerinden daha önemli tabii ki diyemeyiz ama dokunduğunuz şeyde bıraktığınız iz çok farklı. Çocukların yaşantısındaki o kritik noktalar, kritik dönemler ve sizin buna müdahaleleriniz çocuğun yetişkinliğiyle ilgili ciddi handikap, özellikle 0-6 yaş döneminde. Bunun hassasiyetiyle yaşamaya devam ediyoruz. Hem anne olarak hem bir şekilde bir uzman olarak zorlu bir yol aslında ama çok da keyifli. Böyle. Önemli olan keyif alabilmek bundan zorlu olmasının yanında. Peki sorumluluk diyoruz ama sorumluluğu birazcık tanımlayacak olursak önce oradan başlayalım isterseniz. Önce bir teknik terimle açarım sorumluluğu. Glover'ın yaptığı bir terim. Sorumluluk insan davranışının ve kendi yetki alanındaki durum ve olaylarının sonucunu üstlenmesi aslında. Peki günlük yaşamda sorumluluk nedir? Hepimiz aslında biliyoruz. Ben bugün şu noktaya biraz daha döneceğim. Hedefim o. Sorumluluk sandığımız an çok daha erken yaşta bizim hayatımızda var oluyor aslında. İsterseniz kısa bir kronoloji yapalım mesela. Düşünün 5 yaşında bir çocuğun sorumluluğu nedir? Yanına gezmeye götürdüğü bir oyuncağını orada unutmamasıdır. İlkokul 1. 2. sınıfa gelelim. O gün öğretmenin verdiği 5 sayfalık bir kitap çalışmasını okuyup gelmesidir. Ebeveyn desteksiz. Ya da işte ortaokuldaki bir çocuk için düşünelim. Onun TEOG sınavlarına hazırlanmak için verimli ders çalışma programı, işte çalışma planı ya da bunları bilmiyorsa da herhangi bir yetişkinden yardım alma noktası bir sorumluluktur. Lise için kendi ilgi ve yeteneklerine göre kendini hayal ettiği, 5 yıl sonra nerede olmak istediğiyle ilgili o hayalini gerçekleştirmek için harcadığı çabadır sorumluluk. Daha sonrasında üniversite hayatı, burada
seçtiğiniz alanla ilgili en iyi çalışmayı, en iyi performansı nasıl yaparsınız? Mesela kimi öğrencileri görürüz biz, üniversite öğrencilerini, ki ben de bunlardan bir tanesiydim. Yeter ki bir şey gelsin, ücretsiz, hani olur ya bu stajyer olayları, hani yanınızda durayım, bir şeyler öğreneyim. Evet. Bu nokta bir bence sorumluluk işareti. Çünkü sadece okumak, sadece yaşamak değil. O anda heybenize ne katıyorsanız bir anlamı varsa işte o zaman bu sorumluluk noktaları bizim işimize yaramış demektir. Bu bağlamın haricinde ilişkilerde sorumluluk, hayat devam ediyor. Üniversite bitti, bitti mi? Hayır. Bir şekilde sizin eşinize karşı sorumluluğunuz, çocuklarınıza, komşularınıza, insana değen her alanda bir sorumluluğumuz var. Asansörde karşılaştığımız insana günaydın demek bile. Bunların hepsi bizim kendimize, dış dünyaya yansıtışımız, kendimizle ilgili, benlik algımızla ilgili bir sonuca varmamız ve bunu davranışa dökmemizle alakalı aslında. Sorumluluk sahibi olmak başarıya giden yolda çok önemli ve bahsedilen bir alan. Çocuk için tabii ki bunu kısa bir hikayeyle bahsedebilirim ne kadar önemli olduğunu. Genç bir adam kırda bir gezi yapıyor ve o esnada bir kelebek görüyor. Kozasının liflerini koparmaya çalışıyor kanatlarıyla ve efor sarf ediyor. Ama adamcağız ona yardım etmek istiyor. Yardım etmek istediği için de ufak hamlelerle kelebeğin liflerini ayırıyor. İşte onu daha kolay çıkabileceği bir hale getiriyor. Evet, kelebek çok rahat oradan çıkabiliyor kozadan ama kelebeğin uçamadığını görüyor. Çocuk için sorumluluk böyle bir nokta, çok önemli. Ne demek? Çocuğun o zorlanışları, o eforları aslında onun yarın uçması için kanatlarını geliştirecek bir egzersiz. Ve biz bu kıymetli şeyi onun elinden alırsak eğer, yarınlarına bir başka insanın gözüne bakarken hareket etme durumunu yansıtıyoruz. Bu noktada çocuk ve sorumluluk onun, hatta hepimizin yarınları için çok kıymetli. Çünkü bir toplumda sorumluluk davranışı artmış bireyler artarsa eminim ki o toplumun ivmesi çok daha yükselecektir. Kesinlikle. Bu kadar derinden ve önemli bir konu sorumluluk. Peki bu derinden ve önemli olan konuya doğuştan gelen fıtri bir özellik deme şansımız var mı? Evet, bazen anneler şöyle söyler, işte ya şuna çekmiş bu da böyle ya da işte şunu yapıyor bu da böyle. Yani çocukla ilgili genel bir etiketleme, bazı şeyleri doğuştan getirdiği ve değişemeyeceği ile ilgili. Yale Üniversitesi'nin bir araştırması var, 5 aylık bebekler üstüne çalışmışlar. Yani nelerden bahsediyoruz aslında? Bakın 5 aylık bebek. Burada iki part kukla çalışması var ve bir tanesinde bir kukla diğer kuklaya yardım ediyor. Bebek bunu görüyor. Sonra bir part daha yapıyorlar ve bu partta da bir kukla diğer kuklaya yardım ederken o kukla geliyor bunu engelliyor. Bebekler bunu bir süre izliyorlar ve aradan kısa bir zaman sonra bu kuklalarla bebekleri tekrar temas ettiriyorlar. Bebekler hangisini seçiyor sizce? Yardım edeni. %81'i yardım eden kuklayı tercih ediyor. Bunların insanın iyi ve kötüyü ayırt etmekle ilgili doğuştan getirdiği bazı özellikler var diye bahsedebiliyoruz. Sorumluluk biraz daha tutuma giriyor bence. Bununla ilgili somut bir araştırma yakalayamadım. Fakat ebeveynlere hep şunu söylüyorum. Özellikle 0-6 yaş döneminde çocuğa sorumluluk anlamında siz ne verirseniz yarın hayatın istediği sorumluluk aşamalarını o derece karşılayacaktır. Sorumluluk, diyelim çocuk 12 yaşına gelmiş, ben anne diyorum 0-6 yaş, hocam ne yapacağız? Korkmayın, hiçbir şey için geç değil. Bunu nereden biliyoruz? Kendimizde, şu an bir yetişkinim ben mesela ama diyelim işte sabırsızım ya da kararsızım. Herhangi bir olumsuz özelliğim var. Yeter ki ben bu olumsuz özelliğimi masaya yatırayım ve onu değiştirmek isteyeyim. Yüzleşelim. Evet, yüzleşelim. Hangi noktalarda siz bunu yapıyorsunuz? Mesela bir türlü kararsız kılan şeyler nedir? Bu açmazları kendinizde o anı toplayıp, hani tamam bak normalde sen bunu yapıyorsun ama burada yapma
diye iç sesinizle konuşup ilerleyebiliyorsunuz ve bu şekilde de birçok davranışın düzenlenebildiğini görüyoruz. Yetişkinde bu mümkünken çocukta neden mümkün olmasın? Hı-hı. Sorumlulukla ilgili genetik faktörlerle ilgili bir yüzde veremeyeceğim ama şunu biliyorum, ebeveyn tutumlarında sorumluluk var ise eğer, çocuğa bu eğitimi verme taraftarı ise eğer, o zaman biz bunu okullarda, çocuklarda fark ediyoruz. Yani hı hı. kimi çocuğun kalemi koyduğu yer, masasının toplayışı, çocuk düşünün 3 ya da 4 yaşında, hatta 2,5 yaşında bile çocuklar bir şekilde fark ediyor. Bu anlamda evet. değen. Burada genetik faktörler için, doğuştan gelenler için %30 desem afaki bir rakam. Kesinlikle çevresel faktörler %70'tir. Evet. Yani bu kadar önemli. Biraz böyle. Aslında böyle şimdiki soruma giriş yaptınız ama ben bunu biraz daha açmanızı hı-hı. isteyeceğim. Sorumluluğun çocukluk yaşındaki eğitimi anlamında önemini evet, biraz evet. konuşalım mı? Şimdi çocukluk yaşantısı zaten bizim Doğan Cüceloğlu'nun bir sözü var hatta, çocukluk insanın ana vatanıdır diye. Evet. Bu sözü çok seviyorum. Gerçekten çok önemli bir nokta bu. Çünkü bugün ne yapıyorsak, hı hı. zihnimizde milyonlarca düşünce akışı var. Yani bugün bu programı yaparken bir yandan sürekli bir şeyler düşünüyoruz. Programı düşünüyoruz, izleyiciyi düşünüyoruz, kaşımızı, gözümüzü, üstümüzü, başımızı, içeceğimiz suyu, her şeyi düşünüyoruz. Hı hı. Ve bu düşünce sistemiyle ilgili şablonlar var. Bu şablonları oluşturan dönem çocukluk. Evet. Yani şu, diyelim ki ben kendimi iyi hissetmiyorum. İşte diyelim alt mesaj şunu söylüyor. İyi hissetmediği zaman sevilmezsin. Mesela atıyorum. Ya da işte burnuyla ilgili ilk şablonu farklı olan bir insan düşünün. Hı hı. İnsanlar ona başka bir şey söylediğinde bile kesin burnumla dalga geçiyorlar diyor. Yani bunlar kesinlikle ilk şablonlarla hı hı. ilgili. Çocukluk yaşantısında bir takım kişisel özelliklerin temeli atılıyor. İşte bunları nasıl sıralayabiliriz? İşte öz saygı, özgüven, öz disiplin, haz öteleme, sabır. Bu tarz noktalarda çocukluk döneminde bu çalışmaların yapıldığını ve çocuğa katkı sağladığını görüyoruz. Bunu nereden görüyoruz? Diyelim 4 yaşında bir çocuk bizim kurumumuza geliyor, okula geliyor ve bakıyorsunuz cırtlı ayakkabıları var hı hı. ve kendisi çok güzel giymeyi başarıyor. Yanındaki çocuğa bakıyorsunuz, onun da cırtlı ayakkabıları var ama o giyemiyor. Peki fiziksel olarak yetersizlikten dolayı mı giyemiyor? Bu da mümkün, bu da olabilir. Hı hı. Her çocuk farklı. Fakat burada bazen yakaladığımız şey şu oluyor. Çocuk hiç ayakkabısını giymeden 4 yaşına gelmiş. Evet, anne giydirmiş. Bu noktada çocuğun yaşadığı şey, arkadaşına bakıyor, o yapıyor, ben yapamıyorum. Ve sonra bir savaş başlıyor ebeveyn ve çocuk arasında. Ben yapacağım savaşları, o birey olma savaşları. Biz bunun ilk aşamada sosyalleşme noktasında etkisini görüyoruz çocuğa. Sorumluluğun, sorumluluk eğitiminin. Eğer çocuk bir şekilde bu eğitimi alarak kuruma geliyorsa, bu eğitimi alarak birey olma yolunda çünkü daha çok taşta adım atmış demek hı hı. bu. O zaman çocuk daha mutlu, daha rahat ama kimi çocuk hep yetişkin arıyor, hep yetişkine bakıyor. Arkadaşı bir şey yaptığında hemen yetişkine yöneliyor, kendi hı hı. başına baş edemiyor. Halbuki normalde 0-6 yaş döneminde bizim çocuklara ilişki sorumluluğu, sosyal duygusal alandaki sorumluluktan da bahsetmemiz gerekiyor evet. ki çocuk bunların temelini daha doğru oturtsun. Hatta biz şöyle çalışmalar yaparız. Çocuk bize gelir, işte ben bir yetişkinim diyelim. Ayşe bana bunu söyledi. Ya da Ayşe bana oyuncak vermiyor. Biz şunu söyleriz ona. Bunu Ayşe ile konuşmak ister misin? Bakın aslında ne diyoruz? Yaşadığın bir problem var ve bu problemi sen çözebilirsin. Hı hı. Sen bu problemi çözebilecek özelliklere sahipsin. Şimdi diyor ki ne söyleyeceğimi bilmiyorum, beni dinlemiyor. O zaman açıyoruz. İstersen Ayşe'ye o oyuncağı ne kadar oynamak istediğinle ilgili bir şeyleri paylaş Ayşe'yle. Bir şeyleri paylaş. Ben oyuncağı çok sevdim, çok merak ettim de mesela. Gibi gibi gibi. Halbuki normalde genelde beklenen tavır nedir? Ayşe işte Elif'e oyuncağı verir misin teyzecim? Hı hı. Atıyorum.
ya da işte verir misin? Bu noktada hemen yetişkin devreye girer. Yetişkinin her devreye girdiği alan ne yapıyor? Çocuğun sorumluluk alanında kanatlarının gelişmesini engelliyor. Çocukluk döneminde iki temel psikolojik ihtiyaç var. Bunlardan bir tanesi sorumlulukla ilişki olarak bahsediyorum. Bir tanesi aidiyet, bir tanesi yeterli yetkin olmak. Şimdi eğer siz bir çocuğa sorumluluk verirseniz, çocuğun sizinle, evinizle, arabanızla ilgili aidiyeti gelişir. Evet. Nasıl olur? Düşünün biz A ailesiyiz. Bizim soframıza çatalları Elif koyar diyoruz. Hı hı. Ve bir misafir geldiğinde ya da bir ilk sosyal deneyimde Elif diyor ki evet çatalları ben koyuyorum. Durun, bu benim işim ve ben bunu başarabiliyorum. Burada Elif'in evle ilgili sorumlulukları ve bir şekilde aidiyeti gelişiyor. Evet, bizim evet. Hedeflediğimiz alanda bu. Ne kadar çok alanda çocuk hayata dahil olursa o kadar çok alanda onun aidiyeti gelişiyor. Yetkin olmakla ilgili yapabilmek insanı çok mutlu eden bir şeydir. Bu kaç Hı-hı. yaşında olursak olalım hepimiz böyle. Yapabilirsek, yetkin olursak bundan mutlu oluruz. Çocukları bazen belli bir şeyler üzerinde çabalarken görürüz. Küçük yaşlarda özellikle uğraşıyor. Anneciğim kıracaksın ya da işte düşüreceksin. Sen ver ben yapayım gibi noktalar onun yetkin olma becerisini elinden almak maalesef. Evet. Aidiyet ve yetkin olmak gibi iki temel ihtiyaçta çocuğumuzu yoksun bırakıyoruz eğer sorumluluk vermezsek. Bir diğer noktada haz öteleme sabır. Bu da çocukluk döneminde atılıyor. Mesela bakarsınız çocuk annesinden bir alışveriş merkezinde çikolata ister ve o çikolatayı hemen ister. O anda ister. Çocuktur bu ister. Yetişkin ne yapar? Yetişkin bununla ilgili bir kural çalıştıysa eğer şunu söyler. Çikolatayı çok istiyorsun sanırım. Bunu anlıyorum. Hadi onu alalım ama yemekten sonra yiyelim. Mesela o evin kuralı neymiş? Aç karınla çikolata yememekmiş. Çünkü iştahı kapatırmış. Şimdi eğer yetişkin bu cümleyi ilk defa markette söylemiyorsa o çocuğa, çocuk annesini dinleyecektir. Ama yetişkin bu konuda hiçbir çalışma yapmamış ve problemle o esnada karşılaşıyorsa muhtemelen bir çatışma yaşanacaktır. Ve fonda gördüğümüz yere yatan çocuklar, yumruklamalar, annenin üstünü başını çekiştirmeler bunun gibi sahneler evet. karşılaşılacaktır. Bu şekilde çocukluk döneminde sorumluluk. Şimdi siz anlatırken sorumluluğun aslında özgüvenle ne kadar yakın Hı-hı. olduğunu evet. Fark ettim ben. Ve evet. buradan sorumluluk duygusunun özgüven, öz disiplin, evet. öz saygı evet. ile ilişkisinden biraz bahsetmek isterim. Bu kavramları çok önemsiyorum. Bu kavramlar bizim literatürümüzde geçiyor. Yabancı kaynaklarda daha çok geçiyor. Açıkçası biraz kıskanıyorum bunu. Çocukluk döneminde bizim yayınlarımızda daha herhalde son dönemde biraz daha fazla veliye ulaşan kelimeler bunlar. Biraz kelimelerden bahsedelim. Zaten hı hı. özgüven bireyin bir işi yapabilmesi konusundaki ilancıdır. Son dönemde trendtir bilirsiniz. Özgüvenli çocuklar yetiştiriyoruz. Evet. Peki özgüvenli çocuklar yetiştiriyoruz. O çocukta öz saygı olmazsa bunun bir anlamı var mıdır diye sorarım ben hep. Evet. Öz saygı nedir? Öz saygı bir işle ilgili bir şeyleri başarabileceğine inanmak ama başaramadığında düştüğünde de kalkabileceğine inanmak. Evet. Bu anlamda ikisini beraber anlamlı buluyoruz. İkisi de çok önemli ve birbiri olduğunda anlamlı. Çünkü son dönemlerde çocuğum özgüvenli olsun. Evet çocuğun özgüvenli olsun. Hep şunu yaşıyoruz biz. Çocuklar ailelerinden bizim yanımıza prens ya da prensesler olarak geliyor. O kadar önemli bir şey ki, o kadar önemli. Elini hareket etmesi olay, arkaya yaslanması olay. Çünkü bir tane ya da işte ailenin tek torunu. Anne ve baba sürekli ona mercekle bakıyor. Burnu akıyor, çok büyük olay. Ve çocuk bu şekilde geliyor. Sonra sınıfa bir giriyor. 10 tane daha prens prenses var. Sonra işler bozuluyor. Çünkü o anda çocuğun yaşadığı o mutsuzluğu biz izleyebiliyoruz maalesef.
Çünkü diyor ki ben bir şey söylediğimde neden öğretmen bana bakmıyor? Ben okula gitmeyeceğim diyor. Okula uyum sürecinde de bununla çok karşılaşırız biz mesela. Hı-hı. İlk dönemde okul isteksizliği. Tabii bunun bağlanmayla ilgili noktası da çok önemli ama genelde ilk sosyalleşmeye adım olduğu için de bundan bahsediyoruz. Ve bu noktada çocuğa bakıyoruz. Evet, özgüven var. Var, bayağı var. Ama öz saygı noktasında çalışma yapılmamış. Bazı çocuğu görüyoruz, kaybetme riski olduğu hiçbir oyuna girmiyor. Bakın bu trajedi. Evet. Neden? Sizin hayatınız boyunca hep kazanacağınız bir düzen olamaz. Mutlaka evet. kaybedeceksiniz. Ama önemli olan insanın o hatalarıyla ayağa kalkabilmesidir. Zaten bizi birey yapan, sağlıklı birey yapan şey de budur. Kendini evet. gerçekleştirme yolunda attığımız adımlar. Öz disiplin kavramında ise kişinin duygu ve düşüncelerini yönetebilmesinden bahsederiz. Şimdi diyeceksiniz ufacık çocuk ne duygusu ne düşüncesi neyi yönetiyor? Hı hı. Aslında öyle değil. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Çocuk değil o, küçük insan. Evet. O küçük insan. Sadece tecrübesi az, yaşantısı az. Beyni, dili, ağzı, gözü, kaşı seninle aynı. Tecrübesi az. Muhakeme gücü az. Yani bir şekilde işte fizikseli, dil gelişimi, tabii ki bunların hepsinin eğrileri var. Burada biz mesela çocuklarla çalışırken sabır çalışıyoruz. Çocukla sabırı nasıl çalışırız? Ne yapabiliriz mesela? Bu yurt dışında yapılan bir egzersiz ve çok hoşlanmıştım. Bu hani köpükler var ya. Üfleme hı hı. köpükler. Çocuklar için biliyorsunuz ne kadar yani neşeli bir şey patlatmak ve sabır çalışıyoruz biz çocuklarla. Nasıl yapıyoruz bunu? Hiç hareket etmeyeceksin. Çatlıyor. Yani böyle duruyor çatlıyor ve bir şekilde bunun gibi egzersizlerle marshmallow testi var. Belki denk gelmişsinizdir YouTube'da. Merakları mutlaka izlesin. Ben seminerlerde genelde izletiyorum ve ciddi keyif alıyoruz. Şöyle bir araştırma için yapılıyor bu test. Çocukların önüne bir tabakta marshmallow koyuluyor. Ve oradaki yetkili diyor ki bir süre sonra geleceğim. Şimdi süreyi hatırlayamadım. Muhtemelen zaman çalışılmıyordur çünkü çocuk olduğu için ama olabilir. Ben gelene kadar eğer bu marshmallow'u yemezsen sana bir tane daha vereceğim. Ve gizli kamera koymuşlar. Çocukların o kendisiyle savaşına, o yemek isteyip de yememeklerine yani inanamazsınız. Kaldırıyor, kokluyor, şöyle yapıyor. Sonra birden çekiyor. Kimisi dayanamıyor, ısırıyor. Kimisi atıyor ağzına, yiyor. Hiç derdi değil. Şimdi bu çocukların bu test esnasında gösterdiği davranışlar kaydediliyor. Hı hı. Bazısı ikinci marshmallow'u hak ediyor. Yani kazanıyor. Ama bazıları ilk hamlede yiyor, işine bakıyor. Ve daha sonra bu çocukların akademik çalışmaları takip edildiğinde hangileri başarılı oluyor? Sabır. Öteleyebilenler. Bu dönemde bu kavramlarla sorumluluk çok güzel bir başlık. Bu kavramları çalışabileceğimiz. İşte özgüven, özsaygı, haz atöleme, sabır. Bunun gibi başlıklar var ve sorumluluk bunları birebir yapacağımız bir genel başlık oluyor. Yani güzel bir nokta. Böyle dalgın dalgın ne güzel daldım dinliyorum. Evet, teşekkür ederim. Sorumluluk eğitimi almamış çocuklarımız tabii ki fazlasıyla var. Evet. Peki bu eğitimi almayan çocuklarda ne tür sorunlar evet. yaşıyoruz? Örneklendirelim mi biraz? Evet. Aslında ya ben ebeveynlere kıyamıyorum. Yani şu anlamda o kadar çok seviyorsunuz ki bir insanın adanası geliyor bir böyle yerlere yatası paspas olası. Bu çok tabii bir durum ama yarın başka ortamlarda onların yaşadığı zorlukları görüyoruz biz. Evet. Biz mesela bununla karşılaştığımız ebeveyni ayna tutuyoruz. Aslında çok severek yapmış, hiç zarar vermek istememiş. Anne, mümkün tabii mü? Ki. Ama bir bakıyoruz ki çocuk da belli yaşlarda aslında o yaşta gerçekleştirebileceği şeyleri gerçekleştirememekler var. Hı hı. Şöyle geçelim mesela, okul öncesi dönemde nasıl karşılaşıyoruz bununla? Bir çalışmayı tamamlarken
Kimi çocuk eşyalarının ya da işte düzeninin takibini yapıyor. Hı hı. Ya da işte az önce bahsettiğim ayakkabı giyme meselesi. Aslında fiziksel gücünün imkan verdiği bir noktayı daha önce tecrübe fırsatı olmadığı için çocuk çalışmamış ve bu şekilde geliyor. Daha sonrasında burada çocuğun sosyal ortamda yaşadığı şey açıkçası bir hayal kırıklığı oluyor. Neden? Burada diğer arkadaşları yapabiliyor. Hepsi onunla yaşıt ama o niye yapamıyor? Onu kendisiyle ilgilendiriyor çocuk. Kendisiyle ilişkili buluyor. Bunun mesela ilkokula geçtiğimizde bir öğrencim vardı, hiç unutamıyorum onu. Her seminerde de anlatırım. 5. sınıfta, adını Ahmet diyeyim. Çocuk da sınıfta bir farklılık var zaten. Arkadaşları yanına oturmak istemiyor. İşte derslerindeki başarısı düşük ve biraz kirli. Nasıl mesela burnu akıyor, silmiyor. İşte çocukça biraz kirli ve arkadaşlar onun yanına oturmak istemiyor. Öz bakım becerileri yaşından beklenen düzeyde çalışılmamış, gerçekleştiremiyor. Sonrasında derslerle ilgili dağınıklığı, arkadaş ilişkileri vesaire, o dönem o kurumda rehber öğretmenlik yapıyordum ben de. Öğretmenimiz bizimle bu durumu paylaştı ve neler yapabileceğimizle ilgili bir altyapı çalışması oluşturduk. Çocuğu gözlemledikten sonra aileyi davet ettik ve aileyi davet ettiğimizde biz şimdi anneyi dinleriz. Dinleriz, uzun uzun dinleriz. Belli noktalarda soru sorarız ama en önemli etmen dinlemek. Burada anne bahsederken şöyle bir şey söyledi. Ben sabah onun çoraplarını giydirirken bana şunu şunu yaptı. Şimdi bakın 5. sınıftaki bir çocuk anne şunu söylüyor. Ben ona çoraplarını giydirirken bana şunu şunu yaptı. Ben o anda onu hemen yakaladım ve... Anneyi tabii ki o anda kesmek, demoralize etmemek, hani bizim için önemli kesmemek. Ve sonradan anladık ki annemiz kendini adamış ve 5. sınıfta yaklaşık 10 ila 11 yaşındaki bir çocuğun çoraplarını dahi kendisi giydiriyor. Ve biz bunu nasıl fark ediyoruz? Sınıfta çocuktan beklenen ama çocuğun gerçekleştiremediği bir takım noktalardan fark ediyoruz. Evet. Yani eğer çocuğumuza en azından yapabildiği, en azından yaşı kadar sorumluluk vermezsek, sosyal yaşantı onu bu noktada tolere edemiyor. Ve ben hep ebeveynlere şunu söylerim. Sizin bugün kıyamayıp evet, yaptırmadığınız şeyleri yarın insanlar ondan bekleyecek. Evet ve daha acı bir şekilde yapacak. Evet ve yapamadığında o mutsuz olacak. Her şeyi bırakın, mutsuz olacak. Halbuki sen bunu evde egzersiz etseydin, o zaman o çocuk zaten bir şekilde tanıdık bir olgu olduğu için toplum içinde bu mutsuzluğu yaşamayacaktı. Hı hı. Çok daha farklı yaşlarda, farklı noktalarda bunu görüyoruz. Bir öğrencimiz daha vardı mesela, lise 1. Mesela 9. sınıf o zaman öyleydi. Burada çocuğun hiçbir şekilde sorumluluk davranışı, derslerle ilgisi, işte yine dağınık, yaka paça dağınık, işte kitaplar evde kalıyor ya da işte okulda kalıyor. Kendisinden bir döneminden beklenen özellikleri sergileyemiyor. Sonrasında baktığımızda yine çocuk gözlemi, ebeveyn görüşmesi. Mesela bu çocuğun da işte kalbinde bir sıkıntı olduğunu öğrendik ve kalbindeki sıkıntı sebebiyle annesi o sadece mutlu olsun demiş. Evet. Yani o yaşına kadar bunu söylemiş ve sürekli onun ihtiyaçlarını, onun yapması gereken şeyleri hepsini anne karşılamış. Ama sonra anneyle şunu konuştuk, evet sağlığı çok önemli ama bugün birey olarak sizin beklediğiniz mutluluk düzeyini yakalayamıyor. Evet. Çünkü o altyapı, o eğitim maalesef onda yok. Evet. Öyle. Hani sorumluluk eğitiminin olmadığı durumlarda şunlar şunlar oluyor diyoruz. Ebeveynlerin kendi
duygu dinamiklerini dizginleyip bunu yapmaları gerekiyor. Bunun ne kadar zor bir şey olduğunu bir anne olduktan sonra daha iyi anladım. Çünkü karşı koyulmaz bir güç evlat. Evet. Ve onun için yapabileceğin her şeyi yapabiliyorsun. O kendi yapamıyor, yazık ona diyorsun. Ama işte ona her yazık dediğin, eğer onun fiziksel gücü müsaitse buna, ona kötülük. Evet. Annelere temel prensip olarak bunları konuşuyoruz genelde. Burada aslında birazcık örneklemek istiyorum ben. Yani atıyorum işte ana sınıfına kadarki çocuğun eğitiminde sorumluluk bilincini yerleştirme noktasında annelerin çok bariz böyle hassas olacakları birkaç maddelik bir örnek verelim mi? Yani evet. Mesela ne yapmalılar? Evet, ne yapmalıyız? Burada öncelikle şundan bahsetmeliyim. Biraz daha temelden çocuk ve ebeveyn ilişkisiyle ilgili. Şimdi çocuk dünyaya boş bir kitapla geliyor. Evet. Boş bir defter diyeyim, hatta kitap değil. Boş bir defterle geliyor ve bu defterde sürekli kayıt başlıyor. Düşünün. Annem şöyle yaptığımda gülümsedi. Daha çok küçükken. Ya da işte ben ağladığımda beni kucağına alıyor. İşte şöyle yaptığımda beni emziriyor, böyle yaptığımda şu oluyor, babam şunu yaptığımda bana gülüyor ya da kızıyor. Hep yazıyor, hep yazıyor ve bomboş bir defter. Biz şunu atlıyoruz yetişkin olarak. Mesela seminerlerde şunu sorarım ben genelde. Kaç tanemiz diş fırçalamakla ilgili, yemek yemekle ilgili, ayakkabı giymekle ilgili çocuğumuza birebir oryantasyon sağladık? Bakın, yeni bir yere, mesela ben bu kanala geldim. Bu kanala geldiğimde bana yardımcı birisi vardı ve böyle buyurun, buradan gidiyoruz, şu bu bir tanıtım gerçekleştirdi ve ben kendimi daha rahat hissettim. Çünkü aramak zorunda kalmadım, elimi yanlış bir yere mi koyarım, yanlış bir yere mi girerim, bu kaygılarım yoktu çünkü yanımda bir kılavuz vardı. Zaten ebeveynliğin temel noktası da bu. Ebeveyn çocuğun hayat kılavuzu, kılavuz yoldaş. Evet. Yani çocuk ebeveynin değil. Aidiyet değil bu. Bu yol arkadaşlığı, kılavuzluk. Ve bu defterimiz bu dönemlerde yazılıyor. Bu dönemde yazılmaya başlıyor. Şimdi siz eğer çocukla ilgili sorumluluk eğitimi vermek istiyorsanız çok erken yaşlardan itibaren iyi bir gözlem gerekiyor bu anlamda. Ve çocuğun neleri not ettiğine, hangileri not etmesi gerektiğine eğilmek lazım. Somut örneklere şu aşamada girmek gerekirse, mesela bebeklik döneminden, bebeklik daha. Yani şunu söylüyorum ben, çocuk oyuncağı tutup sepete atabilecek yetkinliğe geldiği anda oyuncak oynadıktan sonra şimdi oyuncakları kutuya dolduruyoruz demeliyiz. Evet. Çok erken dönemde. Ama bunların hepsinin bir kere eğitimini vermeliyiz çocuğa. Biz şunu yapıyoruz. Çocuk inanılmaz bir zihin ve sürekli takip ediyor. Burada ya bir bakıyorsunuz, aa dişini fırçalamayı öğrenmiş. Bir bakıyorsun, aa benim gibi konuşuyor diyor. Bir şaşırmalar. Halbuki seni izliyor. Çocuk sürekli izliyor. Bir söz vardı, kimin olduğunu hatırlayamadım şimdi ama paylaşmak isterim. Çocuklar sizi dinlemiyor diye üzülmeyin. Çocuklar sizi hep takip ediyor diye üzülün. Bakın ne kadar kritik. Evet. Anneler sürekli bir şikayette beni dinlemiyor. Ama daha önemli bir nokta var. Seni dinlemiyor ama sen neysen onu yapıyor. Onu takip ediyor. Ve bu noktada oryantasyon döneminde mesela yetişkin çocukla mesela ne zaman, alelade düşünelim, ne zaman yatak toplamalı bir çocuk? Düşünün, biz yani birçoğumuz bunu yaşamışızdır. Bir sabah uyanıyorum, artık yatağını sen toplayacaksın diyorlar. Yani ne alaka, tamam 9 yaşına gelmiş olabilirim ama dün bununla ilgili bir şey yoktu. Ne oldu, bu gece ekstra mı büyüdüm? Yani bu aslında biraz komik bir durum. Evet. Birdenbire kendi tayin ettiğimize göre ya da bizim annemizin ve babamızın bize yaptığına göre çocuklara nokta sorumluluk atamaları yapıyoruz. Peki bu işe yarar mı? Yaramaz. Sen ne zamandan beri çocuğa bunu söyledin? Bununla ilgili bir oryantasyon sundun mu? Bundan sonra yatağını sen toplayacaksın. O bundan sonra ne ki? Ne? Sen dün gece düşündün ya da bir arkadaşından bir şey duydun anneciğim. Ben bugün yatağımı toplayacağım. Toplamaz.
Bunun için altyapı oluşturmak gerekiyor. Mesela çok küçük yaşlarda çocuk daha kendisi giyinemezken şunu tavsiye ediyoruz biz. Bebekken daha. Evet, çıkardıklarımızı şimdi katlayıp böyle koyalım. Anne yapıyor ama bunu seslendiriyor. Bakın hep oryantasyon düşünün. Hep bir kılavuzluk. Yaptığınız her şeyle ilgili. Hani bebeklerle konuşma noktası vardır ya. Evet. Hatta ilk dönemler işte kızımla böyle konuşurken falan yani insanların böyle bazı bakışları var. Hani ne yapıyorsun? Hani sen ne yapıyorsun? Bir şekilde çocuğa sürekli bu kılavuzluğu yapmazsanız sizin ne yaptığınızı kendi yol yordamıyla öğrenir. Hı hı. Mesela diş fırçalama dedim. Diş fırçalam. İşte arkada azıları fırçalaman gerekiyor demezsen çocuk şu ön iki tanesi çünkü neyi görüyor? Hani bunu görüyor. Hı hı. Ön iki tanesini fırçalar ve geçer. Peki biz sağlıklı bir diş fırçalamadan bahsedebilir miyiz bu anlamda? Bahsedemeyiz çünkü çocuğun yol yordamıyla, gözlemle öğrendiği bir konu var. Annenin çocuğa vermek istediği her konu ve durumu mutlaka bir ön yaşantıyla, bir süreçle hazırlandırıp ona oryantasyon kurması gerekiyor. Şimdi ben bunu söyleyince hocam hayat o kadar hızlı ki işte ev işleri bir yandan çocuk bir yandan neyi nasıl vereceğiz? Bunu inanın çok iyi anlıyorum iki çocuk annesi olarak. Ben hep şunu söylerim, hedefimiz mükemmel değil. Ama doğru bildiklerimizde uygulama gayretimiz bizim fiili duamızdır. Evet. Yani mükemmel anne varsa hani görelim hangimiz mükemmeliz ki? Ama sen bir doğru biliyorsun ve ben bunu uygulama gayretindeyim. İster 5 damla damlasın çocuğa ister 10 damla. Sen ebeveyn olarak kılavuz olarak ona yapman gerekeni yapmışsındır. Senden çıkan budur. Yani fazlası için kendini yorman, üzmen, A annesine bakıp, B annesine bakıp ben iyi bir anne değilim demene gerek yok. Bu anlamda çocuğun doğduğu andan itibaren oryantasyonu ilk aşama. Zaten bundan sonra çocuğu hayata katmak. Hani ne demiştik? İki nokta vardı. Psikolojik ihtiyaç, aidiyet ve yetkinlik. Hı hı. Nasıl olacak? Ben diyelim çamaşır asıyorum. O zaman çocuğum geliyor, bana verir misin diyorum. Mesela daha çok küçükken, hatta sizin söylemenize bile gerek yok ki. O zaten o siz sepetten alıp yaptığınız için, verdiğiniz için o veriyor. Ve sonra bunu seslendirmeye başlıyorsunuz. Babası biliyor musun bugün bu işi işte Ayşe yaptı. Acaba bundan sonra Ayşe bu konunun görevlisi mi olsa ya da başkanı mı olsa işte orada biraz böyle parlak bir cümleyle ve Ayşe ortada ben artık çamaşır asıyorum diye geziyor. Yani bu onun bir şekilde yaşantısına mutluluk katıyor. Burada çocuğun yapacağı şeyi önceden zihninizde ne yapıyorsunuz, her ne yapıyorsunuz. Ben mesela annelere şunu söylüyorum, gözlük takın ve bu gözlük ne desin? Bu çocuğu bu işe nasıl katabilirim? Mesela su içiyorum ya, ona şunu söyleyebilirim, su içmek ister misin? Hı hı. Bu aynı zamanda bize neyi getiriyor biliyor musunuz? Sağlıklı iletişim, kaliteli vakit. Evet. Çünkü hep çocukla ilişkidesin. Sen mesela patates soyuyorsun, patatesini o getirsin sana. Bir şekilde düşsün kalksın vesaire. Hayatın içine sokmak önemli. Bu sorumluluk eğitimini verilen çocuklarda verdik gayet hı hı. iyi. İleriki yıllarda ne tür dönüşleri oluyor? Biraz da ondan bahsedelim. Şimdi şöyle, bunların genel olarak başarılı bireylerin hani vardır ya 5 temel özellik, 10 temel özellik. Bu listelerde sorumluluğun olmadığını hiç görmedim. Yani sizin günlük hayatta da bakın, mesela bir komşunuz var ve size verdiği bir saat var. Hep o saatte dediğini yapıyor. Nasıl hissedersiniz kendinize? Tamam, o iş Ayşe'de bitmiştir dersiniz. Güven. Bu güven. Diğer noktalarda iş yaşantısı, işte akademik başarı, daha öncesine gidersek akademik başarı, arkadaşlarıyla iletişimi,
o duygusal iletişimin, duygusal birliktelikteki sorumluluğu inanın bir toplantıya 9'da gitmekten daha çok önemsiyorum. Çünkü bugün yaşadığımız birçok iletişim problemlerinin temelinde kişinin ilişkinin sorumluluğu almaması yatıyor. Eğer bir ilişki yaşıyorsanız bunun sorumluluğunu almalısınız. Ne gibi? Mesela diyorum ki Ayşe beni üzdü. Sen bardak mısın? Ne alaka? Sen bardak mısın? Ayşe seni üzerken sen ne yapıyordun? Ya bir şekilde Ayşe seni üzdüyse eğer sen o esnada ne yaptığınla ilgilenmelisin. Ayşe'ye fazla mı güvendin? Ayşe'ye gereğinden fazla değer mi verdin? Ayşe'ye olduğundan başka biri gibi mi hayal ettin? Sen orada ne yaptın? Bu mesela davranışın sorumluluğu. Bunların hepsi küçük yaşlarda verilen ve ileride bize filizlenen, yeşeren şeylerdir. Mesela diyelim bir yere gidiyoruz. Bazen çocuklarda oluyor. O yere daha kolay uyum sağlamak için yanına bir arkadaşını ya da arkadaş derken oyuncağı tabii ki. Bir oyuncağını almak istiyor arkadaş olarak. Mesela bununla ilgili bir yaşantımı paylaşabilirim sizinle. Birkaç sefer diyelim kedimi almak istiyorum dedi ve kedisini almak istediğinde tamam hadi kedi hani alalım çantaya koyalım. Sonra baktım burada bir şey kazanmıyor kızım ve daha sonrasında şunu yaptık. Hadi gittiğimiz yerlerde de unuttuk. Gidiyoruz mesela kedi orada benim toplamam ne demiştik? Ona zarar. Hı hı. Yani sonrasında birkaç sefer doğal yaşantı oldu. Davranışın sonucunu gördü. Ben hiçbir şekilde müdahale etmedim. Kedisi orada kaldı. Ve mesela hemen dönüp alamayacağım bir yer. Çünkü zaten dönüp alırsam ne anlamı var? Yani hı hı. O zaman ne öğrenecek ki çocuk? Ve bu noktada sonrasında şunu konuştuk. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Sen unutuyorsun. Kalıyor herhalde, zihnin dağılıyor vesaire. Sonrasında şunu önerdim. Gittiğin yerde ya da evden çıkarken onu dış kapının önüne koy istersen işin bitince. Dış kapının önüne koyduğunda çıkarken mutlaka ya ayağına takılır ya eline takılır. Onun anlayabileceği 4 yaşındaki bir çocuğun hatta 3,5 anlayabileceği düzeyde bunu ona anlattım. Ve bir gün dışarı çıkacaktık. Kapının kulpunda bir poşet gördüm. İçinde bir eşya. Bakın eğer ben bunu söylemeseydim, çalışmasaydım hı-hı. çocukla bir şekilde bu süreç devam edecekti. Ama bunu bahsettiğimiz için çocuk bunu kazanmış ve kapıda eşyasını asmış bir şekilde ve inanılmaz mutlu oldum. Fotoğrafını çektim, paylaştım falan o kadar mutlu oldum. Bunları görmek güzel. Ha şunu diyeceksiniz, bir daha hiç unutmadı mı? Elbette unuttu. Bir daha siz hiç toplamadınız mı? Elbette topladım. Anneyim. Yani evet. Anneyim. Mükemmel değilim ki. Mesela unuttu, baktım çok sevdiği bir şey. Çaktırmadan çantaya koydum. Hatta sonra sorduğunda bilmem çantaya koymuş olabilirsin dedim. Ben yaptığım çünkü normalde istemediğim bir şey ama böyle bir şey. Yani evet. Çocuğun yaşantısında birebir etkisini görebiliyoruz sorumluluğun. Bu şekilde. Sohbetimiz öyle güzel gidiyor ki inşallah aileler de izleyen ailelere de bu konuda evet. Çok büyük fayda sağladığına inanıyorum. Tek umarım gayemiz öyledir. O zaten. Ama bir çay arası verelim mi? Olur, çok severim. Tamam. Sevgili izleyenler, kısa bir reklam arası sonrası çocuk ve sorumluluk konumuzda biz burada olacağız. Efendim tekrar merhabalar. Biz sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve oldukça hoş bir sohbetin içerisindeyiz. Bu anlamda psikolojik danışman Betül Karaca'ya çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve konumuz çocuk ve sorumluluk demiştik. Aileleri bu sorumluluk duygusundan, eğitiminden uzaklaştıran etmenlerden biraz da bahsedelim mi? Evet. Şöyle, biz son dönemlerde özellikle hani yaptığımız veli görüşmeleri ya da işte aile görüşmeleri genel olarak şunu görüyorum. Ben çektim, o çekmesin. Bakın evet. Çok net yani. Hocam biz yokluk gördük, onlar görmesin. Biz işte şunu yaşadık, o yaşamasın. Ve bu noktada
aslında kişiler yaşantılarındaki zorlukların kendilerine katkılarını fark etmemişçesine konuşuyorlar ya da unutuyorlar. Evet. Mesela ben hep şunu söylerim, işte sarelle almak için ya da çoko krem almak için ayın 15'ini beklemek. Bugün hangi çocuk bunu yaşıyor? Fakirinden zenginine hangi çocuk? Bakın eskiden bir takım şeyler çok daha zor ama çok daha kıymetliydi. Evet. İşte geleneksel yaşlı teyze moduna girip bayramlıklarla uyunan sabahlarımı ya da işte yeni alınan kıyafeti özel bir yere giymeye çabalarımı, gezmelik, evdelik, işte ayakkabınız. Yani bunlar azın kıymetini biliyorduk evet, en azından. Yani bu dönemde maalesef yok. Hı-hı. Ve bunlar arttıkça çocuğun yaşantıdaki kolay ulaşılabilirliği, her şeye kolay ulaşabiliyor, her şeye artıyor. Ve bu noktada ebeveyn fark etmeden şunu yapıyor, çocuğun işte o kanat gelişimi dediğimiz, başta verdiğim örnekte buna engel oluyor. Şimdi burada ebeveyn tutumlarından bahsederiz biz, birkaç tutum var. Sorumlulukla ilgili olarak iki tanesini açabilirim. Bunlardan bir tanesi aşırı korumacı tutum, diğeri mükemmelliyetçi tutum. Aşırı korumacı tutum da çocuğun yerine yapmak ve onun daha düşmeden havada tutmak, işte zaten isminden de belli olduğu üzere ebeveynin bir şekilde yaklaşımı çocuğu çok fazla koruyor. Evet. Çok fazla korunan çocuk ne yapıyor? Annesi ve babası olduğunda birey olmayı tamamlıyor ve anlamlandırabiliyor. Eğer yetişkinlerden biri ya da ikisi giderse ya da işte tanımadığı bir ortama girerse çocuk bunun dezavantajını yaşıyor. Hı hı. Sorumluluk duygusunda ebeveyni alıkoyan birinci tutum aşırı koruyucu tutum. Ve bu tutumda nasıl oluyor? Anneciğim sen yorulma ben yapayım. Sen yorulursun işte ben yedireyim ya da işte düşersin ben alayım. Kaydıraktan kayarken işte hani baştan itibaren tutmak, merdiveni çıkarken, halbuki bunlar çok önemli deneyimler. İç sesimizi bastırmamız lazım. Çok zor olduğunu biliyorum. Anne evet. olarak biliyorum. Ama bir şekilde o korumacı tutumu çocuktan uzaklaştırdıkça onun birey olduğunu fark ediyoruz ve fark ettikçe de bunu daha o yöne çeviriyoruz aslında. Anneliğin ilk yıllarında ya da babalığın ilk yıllarında genellikle ebeveyn buna çok yatkın oluyor. Çünkü bebek hiçbir şekilde kendini savunamaz, koruyamaz anlamda devam ediyor yaşantısına, ama zaman geçtikçe onun becerilerini fark edip bu becerilere uygun ortamlar sunmak bizim için önemli oluyor. Bir diğer nokta ise mükemmeliyetçi tutum. Bu nasıl engel oluyor? Bu da şöyle engel olur. Çocuk şunu alıyor ve yürüyor. Kırarsın. Hani kırarsın. Ya da işte çocuğa diyorsun ki anneciğim şurayı siler misin? Çocuk siliyor ve anne şunu söylüyor. Olmamış. Bir daha siliyor. Ya siliyorsun bari gizli sil yani, çocuk görmesin. Hani bu anlamda mükemmeliyetçi tutum da ebeveynin sorumluluk vermesini engelliyor. Bununla ilgili mesela biz çocuklarla resim yaparız. İşte onların dünyalarına girebilmek için farklı kanallardan bir tanesidir. Ve o resimlerde bazen mükemmeliyetçi tutum çocuğu kokar. Nasıl kokar? Çocuk hata yapar ve ne yapar biliyor musunuz Devrim Hanım? Eliyle hemen o hataya kapanır. Silgi var mı? Der mesela. Hani o kadar doğru yapan, aslında burada yargılamak değil bunun tek sebebi biliyor musunuz? Çağımızda ne var? Sen hep iyisini yaparsın, sen çok güzel yaparsın ve çocuk bu çizgiyi bozmamak adına bu risklere girmiyor. Hemen hatasını kapatıyor çünkü o mükemmel birisi. Çünkü ailesi onu mükemmel yetiştirmiş. Evet. Yani burada ebeveyn kendi kişisel tatminlerini ya da yoksunluklarını ister istemez çocuğa yansıtıyor. Mükemmeliyetçi tutumun sorumluluğa birebir zararı da şu, sizin istediğiniz gibi yapamazsa çocuğun yapmasını istemiyorsunuz. Mesela ayakkabısını ters giymiş çocuk kadar şu dünyada tatlı bir şey var mı? Yani... Evet.
Ama işte annenin onu tabii ki ayağı acıyabilir vesaire ama bir şey başarmış, ayakkabısını giymiş ve burada söyleyeceğiniz cümle çok önemli. Ne güzel başarmışsın, kendin giyebildiğin bunu görebiliyorum ve beni çok mutlu etti. Ya da işte bir şeyler, acaba bununla bunun yeri böyle mi sence? Hani tam ben bilemedim de gibi. Hatta şey, bu son dönemde kullanılan annelere de püf noktası olabilir belki. Böyle herhangi bir etiketin ya da sticker'ın ortadan ikiye bölüp sağ tarafına sağ yüzü, sol tarafına sol yüzü yapıştırıp ayakkabıya böyle koyduğunda çocuk resmin tamamını görebiliyor ve sağ solu karıştırmıyor. Yani doğru giyebiliyor. Bunun gibi egzersizler inanılmaz çoğaldı son dönemlerde. Ve bunlar bizim için çok kıymetli. Evet. Çünkü hedefimiz yapabildiğinde çocuğun mutlu olması ve bunu hayatı boyunca taşıması. Şekilde. Burada şimdi sorumluluk eğitiminin eğitimdeki eksikliklerden bahsettik ama toparlayıcı bir tek şey olarak en büyük düşmanı nedir desek? En büyük düşmanı derseniz kesinlikle yerine yapma. Yerine yapma ne demek? Çocuk şu bardağı kaldırabiliyorsa sen kaldırmayacaksın. Çünkü o zaman kanatlarının gelişmesine fırsat vermemiş oluruz. Bu çocuğun hayattaki ilerlediği basamaklarda, merdivenlerde daha tedirgin olmasına sebep oluyor. Yerine yapmamaya, bunun içinde zaten işaretler var. Bakıyorsunuz kas gelişimine, tutabildiği andan itibaren oyuncağı kutusuna atması mesela. Bunu hep takip ederek bir şekilde onun yerine yapmamak adına, bunda bir de sorumlulukta ebeveyni tutan acelecilik noktasında atlamak istemiyorum. Çünkü evet, başımız dertte. Mesela tamam hadi sen sonra normalde sen giyiyorsun ama şimdi hemen giymemiz lazımlar. Çok yaşıyoruz. Ben de yaşıyorum. İşte burada ona verdiğiniz normalde giyiyorsun, aslında sen bunu başarabiliyorsun alt mesajı o an için bir kurtarıcıdır. Çünkü direkt çocuk giymeye çalışırken alıp sizin giydirmeniz ona ne demek? Sen benim beklediğim düzeyde bunu başaramıyorsun demek. Çocuk bir daha ayakkabısını giyer mi? Giyse de sizden mutlaka yardım isteyecektir. Yani bu önemli bir nokta. Yerine yapma düşman. En büyük düşman. Konunun böyle ilerleyen sürecinde aslında şunu da konuşmak isterim. Sorumluluk eğitimine nasıl başlamalıyızı özetleyecek olursak. Evet. Şimdi ne demiştik? Çocuk boş bir defterle gelir ve bir oryantasyon dönemine ihtiyacı vardır. Ben 0-6 yaşa özellikle, hatta 0-3 yaşı diyebilirim, bu oryantasyon dönemi olarak değerlendiriyorum. Çünkü birçok şeyle ilk defa bu zaman karşılaşıyor. Nedir? Çay nasıl karıştırılır? İlk defa görüyor. İlk nasıl görüyorsa öyle kaydediyor. Düşünsenize. Acayip bir şey. Bunu böyle düşündüğümüzde herhalde hareket edemez. Böyle otururuz anne baba olarak. Ama bir şekilde yaşıyorsun ve devam ediyor. Hani çocukların ilk yaptığı şeyleri, çocuklara ilk verdiğimiz eğitimler çok önemli. Burada şöyle bir sıralama yaparız. Fark edilen beceri. Fark edilen beceri nedir? Çocuğun topu kavradığını görürsünüz. Ve onu o topu kavrayıp atması için uygun fırsat oluşturursunuz. Fark edilen beceri, sonrasında uygun fırsat ve tekrar etme alanı. Çocuk tekrar etti. Diyelim peçete katlıyor, sofraya peçete koyacak. Fark edilen beceri ne? Artık çocuğun peçeteyi katlayabildiğini gördünüz ve bu konuda istekli ya da siz onu istekli hale getirdiniz. Baktınız zorlanmıyor ve kendi başına, zaten çocuklar bunun işaretini veriyor. Nasıl bir anne bunu çok yaşar. Bir bakarsınız etrafında küçüksüz geziyor. Al, evet. Mesela süpürü daha kaç aylık, işte bir yaşında diyelim, sizin süpürdüğünüz işte süpürgeyi gördüğünde vuu yapıyor. Hep sizi takip ediyor. Eğer o vuu yaptıysa orada bir ışık yanmış. Demek ki o dikkatini çekmiş ve öğrenme başlamış. Bu yemek alanında, ev alanında, mesela asansör çağırmak. Yani bunlar hayatınızın her alanında bu yaptığım şeyi çocuğum da yapabilir mi noktasında bakmak önemli. Mesela
asansör çağırmayı biz çok konuşuruz. Genelde de çocuklar asansör çağırmak dediğinde asansör gelsene derler. Yani bu tatlı bir şey olarak kalır ama sonra bir bakarsın boyu uzamış. Ve asansörün geldiğince gelmediğini gözlemleyecek kadar deneyim kazanmış. Parmak uçlarına basa basa düğmeye basar ve ilk başarı. Bundan sonra asla düğmeye basmayın. O bassın. Bir şekilde hayatta olduğunu, var olduğunu. İşte mesela ayakkabımı giyerken diyorum, asansör görevlisi düğmeye bassın hemen. Hani o esnada basılıyor. İşte bunun gibi biraz daha çocuğu hayata sokacak adımlar, gözlemler. Hani demiştim ya, kendimizle ilgili beğenmediğimiz bir şeyleri değiştirme alternatifimiz var. Ve bunun için uğraşmalıyız. Sorumluluk eğitim içinde uğraşmalıyız. Anne baba diyecek ki bizim sorumluluk eğitimine ihtiyacımız var. Bizim çocuklarımız ödevini yapmıyor. Hep söyleyerek yapıyor. Ciddi handikap. Ödev onun sorumluluğu. Bunu bir şekilde çocuğa birebir ödev yap demeden halletmeniz gerekiyor. Ve bunu küçük yaşlarda halletmeleri gerekiyor. İleriki yaşlarda üniversite sınavına hazırlanmamak gibi istemediğimiz sonuçlar doğuruyor maalesef. Evet, bunu istem dışı yapıyoruz. Şimdi siz söylerken bir anım aklıma geldi. Oğlum ortaokul dönemindeyken matematik öğretmeniyle işte görüşmeye gideceğim. Öğretmene ben oğlumun durumunu sordum. O da dedi ki oğlunuzun durumunu sormadan ya da söylemeden önce dedi önce sizi konuşalım. Nasıl yani dedim. Hep öyle oluyor işte. Dedi ki... Abdullah dedi matematik dersini çok seviyor. Hı hı. Okulda ve şeyde de çok başarılı, iyi. Ama dedi sizin ders yap, Abdullah dersini yaptın mı cümlenizden o kadar nefret etmiş ki evde atıyorum. Ders yapmıyor, yapmak istemiyor ve bunu evet. Özellikle size iletmemi söyledi. Evet. Bu benim için çok güzel bir tokattı. Evet, evet. O yüzden hiç unutmam. Evet, hakikaten tokatlar bütünü zaten hepimiz yedik. Yani. Evet. Birebir etkiliyor. Şimdi eğitim, sorumluluk eğitiminde hangi çocuk hangi yaşta ne yaparı biraz da konuşalım. Evet. Şimdi diyelim ben ebeveynim. Çocuğum işte 4 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında. Şimdi çok farklı insanlar izliyor olabilir. Bunun için bebeklik döneminden itibaren belli temel prensipleri paylaşacağım. Aslında bir tekrar niteliğinde. Öncelikle çocuğa bakacaksınız. Çocuğa bakıyorsunuz. Çocuk neyi yapabiliyor? Çocuğun kendi yapabildiği her alanda ebeveyn geri çekiliyor. Ya da yardımcı oluyor. Ve biz bu eğitimi verirken şu cümleye dikkat ederiz. Bana yardım eder misin cümlesi bir sorumluluk değildir. Sorumluluk çocuğun bir şekilde siz olmadan da yaptığı şeydir. Evet. Bununla ilgili ilgilenenler, araştırmak isteyenler lütfen Google'a chores yazsın ve bir şekilde yabancı kaynaklarda geçen ev görevleri olarak kullanılan, bizim ülkemizde daha fazla çok yaygın olmayan bir kaynak. Nasıl bir şey bu? Ev işlerine evdeki tüm bireyler katılıyor ve çok küçük yaştan. Bununla ilgili ciddi görsel tablolar hazırlanıyor. Bunu seminerlerimde aktarıyorum o görsel tablolarla. Mesela 3 yaşındaki bir çocuk için çok basit bir liste yapmış. Yapılacaklar, yapılanlar. Altına keçeden altına yapışkan işte ne onun adı cırt cırt. Cırtları buraya asmış. Diş fırçalama. Burada bir diş fırçası var. Burada sabun. Burada da oyuncak toplama. Oyuncaklarının bir simgesi var. Çocuk dişini fırçalayınca anne geliyor. Dişlerini fırçaladığını görüyorum diyor ve yapılanları ekliyor. Sonra işte elini sabunlamayı, sonra oyuncak toplamayı. Bunun gibi listeler hazırlıyorlar. Ve bir şekilde çocuk için altyapısı oluşturuluyor. Burada oyun dili çok önemli. Evet. Bir şeyi yap demek çocuğa İyi gelmeyen bir şey. Aynı az önce sizin bahsettiğiniz örnekteki gibi. Hı hı. Yani bu iyi gelmiyor. Bunları kademelendirmek, bunu şimdi anlatırken çok büyük, çok mesai bir işmiş gibi geliyor ama bunun bir gözlük olduğunu düşünüyorum ben. Ve böyle bakmaya başladıktan sonra çocuğa hep görevler veriyorsunuz. Yani bu hayatınıza yayıldığında artık çocukta bunun meyvelerini topluyorsunuz. Evet. Çok erken yaştan itibaren ne katabilirim, nasıl yapabilirim, bunu gayret eden, özellikle bebek bekleyen anneler şu anda bizim için mükemmel. Doğduğu andan itibaren, işte bir losalık falan geçsin, sonrasında adımlarına sorumluluk anlamında başlamış olurlar. Çünkü biri bizi gözetliyor.
Kesinlikle öyle. Peki sağlıklı sorumluluk eğitiminin sağlıklı ilerleyebilmesi için neler önerebiliriz? Şimdi oryantasyon döneminde, şimdi ben binaya girdim, buraya girdim kanala. Beni birisi karşıladı, yüzü çok asık ve bana emrediyor. Ben de nasıl hissederim sizce? Mutlu olmam, gelmek istemem, kaybolurum. Kötü hissederim. Şimdi kendimizden pay biçerek anlatmak istediğim için bu örneği veriyorum. Şimdi siz yetişkinsiniz ve bu tarz bir muameleden hoşlanmazsınız. Çünkü zaten bilmediğiniz belli. Ben buraya ilk defa gelmişim. Bilmediğim için beni yargılayamazsın ki. Şimdi çocuk açısından bakalım. Ya çocuk dünyaya ilk defa gelmiş. Bilmiyor ki oyuncakların toplanması gerektiğini. Hep sen toplamışsın. Neden ona kızıyorsun? Neden kızıyorsun? Bunu çocuklara ister istemez yapıyoruz. Aslında biz toplayıp düşünmek gerekiyor. Bilmiyor. Daha önce görmedi burayı. Mekan senin mekanın. 30-40 yıldır buradasın. Bir şekilde bir şeyler yaşıyorsun. Ama o çocuk yeni başlamış. O yüzden öncelikle sabır ve zaman. Sabır ve zamanla bir şekilde siz ona doğru yaklaşımı, oryantasyonu, kılavuzluğu sunduğunuz müddetçe çocuk mutlu şekilde ilerleyecektir. Bu bahsettiğimiz planlar, tablolar işe yarar ama bunu bir ödülleme olarak asla düşünmüyoruz. Çünkü ödül ve ceza bambaşka bir program konusu. Burada çocuğun dış disiplin için değil, İç disiplin için hareket etmesi bizim için önemli. Nereden örnek vereyim? Mesela kızım poşeti kapıya astığında ben ona şunu deseydim, yanlıştı. Ay çok mutlu oldum, ne güzel poşet asmışsın deseydim, o zaman şunu diyecekti. Ben poşet asınca annem mutlu oluyor, poşet asmayı benimle ilişkilendirecekti ve ben dış disiplin kaynağı olacaktım. Ama asıl söylenmesi gereken poşete astığını görüyorum. Galiba bu sefer unutmayacağız. Somut bir şey bu sefer iş disipline hitap etti. Çocuğa verdiğiniz yönlendirmeler, söylevler bu bir eğitim olduğu için daha somut olmalı. Dikkatli yaptığını görüyorum. Güzel değil, dikkatli ya da işte taşırmadan boyadığını görüyorum. Somutlaştırmak önemli ki çocuk onu cebine atsın, bir sonraki boyamada da kullansın. Bu süreçte evin düzenini çok önemsiyorum. Ne alaka? Şöyle bir şey, noktası var. Çocuğa diyeceğim ki ben 1,5-2 yaşındaki çocuğum, hadi kendine bir pijama alıp gel. Pijamanın nerede olduğunu anne bilmiyorsa çocuk getirebilir mi? Getiremez. Burada çocuğun belli noktalarda belli alışkanlıklarının, rutinin olması sorumluluk davranışında, sorumluluk eğitimde bizim için önemli. Mesela şunu söylerim ben. Her seferinde neden çocuk sizden su istemek zorunda? Koyalım ortaya bir suluk. Ortada dursun bir suluk. Evimizde birçok biblo var. Bir tane de suluk. Yani şurada bir suluk. Anne su istiyorum demesin bu çocuk. Suluğunu görsün, içsin. Su yoksa suyunu istesin. Bir adım, hep bir adım sonrasına çocuğu vardırmak, oraya ulaştırmak bizim için hedef. Genel olarak zaten şunu söylüyorum. Ne kadar az yardım alıyorsa o kadar birey olmuştur bu çocuk. Bunu okulda çok rahat görüyoruz zaten. Çok çocuğun arasında bu eğitimi alan ve henüz bu eğitimle tanışmamış, eğitim vermeyen demeyeceğim. Çünkü hiçbir anne bunu çocuğuna yapmak istemez. Henüz bu eğitimle tanışmamış ebeveynlerin çocuklarını biraz fark edebiliyoruz yani. İnşallah bugün anne adayları ya da yeni anne olmuş olan izleyicilerimiz çoğunluktadır. Oldukça faydalı bir sohbetti. Gerçekten yönlendirme anlamında çok iyi, faydalı olduğunu düşünüyorum. Son olarak sizden ben sorumluluk eğitimine dair bir slogan rica etsem. Slogan. Ne söyleyebilirsiniz? Yani slogan tabii biraz iddialı bir kelime oldu. Slogan şu olurdu. Yapabildiğim her şeyi yapmama izin ver. Bu olurdu. Evet. Çünkü hemen aklımıza kelebek ve kanatları gelsin. Bu noktada ne kadar onları güçlendirirsek, kanatlarını güçlendirirsek, yarın karşılaştıkları zorluklarda o derece başarılı bireyler olacaklardır. Yerime yapma anne. Sloganım bu.
Beni izle ve bir şekilde yapabildiğim şeyler için bana izin ver. Peki, ben sorularım bitti. Sizin son olarak eklemek istedikleriniz, vermek istediğiniz mesaj varsa onları alalım. Bu sloganın üzerine ve programımızı kapatalım. Keyifli bir programdı benim için de. Şöyle, sorumluluk konusu gerçekten kritik. Anne ve babanın bunu önemsemesini çok istiyoruz. Ya yani gerçekten istiyoruz. Çünkü üzere büyüyünce öğrenir değil her şey. Genelde bu hataya düşüyoruz. Mesele büyüyünce öğrenir değil. Çocuğun çocukluk döneminden itibaren benlik algısına olumlu katkılarda bulunmak çok daha kıymetli ve kalıcı bir çözüm. Çünkü büyüdüğünde çocukluk anılarını hatırlayacak. Yapabildikleri başarılarını hatırlayacak. Bunun imzası da ebeveyne ait olacak. Evet. Dilerim faydalı olmuştur. Bu şekilde. Kesinlikle faydalı oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben ayağınıza teşekkür sağlık. Ederim. Çok keyifliydi. Çok güzel bir zaman dilimini paylaştık. Evet, sağ olun. İnşallah başka bir konuyla yine sizi ağırlamak isterim. Kısmet inşallah. Bu güzel sohbeti tekrar etmek isterim sağ açıkçası. Sağ olun. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, bugün psikolojik danışman Betül Karaca bizlerle birlikteydi ve çocuk ve sorumluluk konusunu enine boyuna konuştuk aslında. Evet. Oldukça güzel bir sohbetti. Umarım sizler de memnun kalmışsınızdır. Çarşamba sabahı görüşünceye dek sloganımızı tekrar ederek evet, kapatalım programı. Lütfen. Yapabildiğim her şeyi yapmama izin ver diyelim ve evet, küçük bireylerden büyük insanlar inşallah görmek nasip olsun diyerek iyi günler efendim.